Aslında yeryüzü coğrafyasına bakıldığında gerçekten Allah'ın Müslümanlara bahşettiği topraklar gerek jeopolitik bakımından, gerek stratejik bakımından, gerek iklim güzelliği açısından, gerek doğal servetleri bakımından, yeraltı yerüstü servetleri bakımından, bitki çeşitliliği bakımından hakikaten yeryüzünün bir başka yeriyle kıyası mümkün olmayacak derecede güzel, avantajlı ve böyle harcamakla bitmeyecek boyutlarda servetler içerdiğini, servetler ihtiva ettiğini görüyoruz. Buna rağmen, yani bu zenginliklere rağmen Müslümanların haline bakıyorsunuz, ezici bir çoğunluğu fakirlik içerisinde. Bu zenginliklere, bu iklim güzelliğine rağmen Müslümanların çoğu aç kalıyor veya çok miktarda insan Müslümanların içerisinden efendim elbisesiz dolaşıyor, başını sokacak bir yuvası yok, bir göz damı yok. Bu nasıl iştir? Yani yokluk içerisinde varlık çekmek gerçekten garip bir şey ve insan için bu hiç de anlaşılır şey değil. Bunun elbette ki sebebi öncelikle bizler olmamız. Yani kusuru öncelikle insan kendisinde aramalı. Elin gavuruna söylenecek söz çok olmakla beraber ona söyleyeceğiniz sözü ona geçirmek, ona dinletmek mümkün değil ama kendinize söyleyeceğiniz sözü kendinizin dinlemesi mümkün. İnsan kusuru kendinde arar, yapması gerekenleri yapar, kaçınması gerekenlerden kaçınır ise mutlak surette bir düzelme sürecine girer. Düzelme sürecine giren fert ve toplumlar kendine gelme sürecine de girmiş sayılır ve giderek içinde bulunduğu zilletten kurtulmanın yolunda yürür ve mesafeler kat eder.